Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir modelin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Modelimiz hem sade yazmalara hem desenli yazmalara çok yakışacak. Ben buradayım diyen bir model olacak. Fakat modelimin yapımına başlamadan önce ilk defa bu video ile kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz Yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma destekseniz, videolarımı beğenip yorum yapıyorsanız, kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşıyorsanız çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki ama iyi ki de varsınız diyorum. Şimdi ben böyle model mendilim bu benim arkadaşlar. Buna uygun renklerde ip seçimi yapacağım. Sizler yapacağınız yazmaya tülbente göre desenine göre renk ayarınızı yaparsınız. Ben şöyle alt zemin olarak bir yeşil kullanacağım. Şöyle bir bordo rengim var arkadaşlar. Mora yakın, ne bordo ne mor olan bir renk. Şöyle mürdüm diyebiliriz. Bir de krem ipim var. Bu renklerle şahane bir model bizleri bekliyor. Hadi o zaman. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yeşil ipimi iğneye takıp geliyorum. İğnemizi, yeşil ipimizi taktık. Ön hazırlık olarak da ben bu şekilde zürafamızı model başlayacağım yer kadar yaptım. Sizler de bu şekilde zürafanızı yaparsanız hem daha kolay bir işiniz olur hem de düzgün duran bir işiniz olur. İlk zürafama ipimi bu şekilde sabitledim. Şimdi yandaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafa yapıyoruz. Evet ayarlayın zürafanızı. Çekin. Hemen buraya geri dönüyoruz. şöyle ortalı bir şekilde geri döndük. 2 adet pırpırla başlıyoruz. Bu bizim başlama noktamız olacak. Pırpırlarımız ne çok iri, ne çok küçük, orta boy iki adet pırpır pır yapalım arkadaşlar. Şöyle birincisini yaptım. İkincisini de hemen aynı yapmış olduğumuz pırpır pır boyutunda yapalım. Evet. Hemen yanındaki zürafalarla devam edeceğiz. Tam 3 zürafa arada kalacak şekilde zürafamızı yapalım. Birinci zürafamı yaptım. Hemen ikinci zürafamı yaptım. 3. zürafamızı yapıyorum. Bu şekilde hemen bir adet zürafa daha yapıyorum. Son yapmış olduğumuz zürafamızın içine tekrardan geri dönüyoruz. Ve geri dönerken tam ortadan çekmelim ipimizi. Şöyle başladığımız düğüme yakın ipimizi o şekilde alıp çektim. Burada son yapmış olduğumuz pırpırın içerisine girip şöyle tam ortalı bir şekilde pırpırımızı yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde aynı buranın denginde buraya birleştirdik ipimizi. Aynı yerin içerisine 3 adet küçük pırpır pır yapıyoruz. Yani buradaki tepeye şöyle birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımızı yaptık. Üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Evet, buradaki pırpırlarımız daha minik oldu. Vakit kaybetmeden alttaki zürafamıza çıktığımız ip kadar iniyoruz. Şöyle göstereyim. Aynı bir pırpır görüntüsünde inişimizi yaptık. Aynı yerin içerisine hemen bir adet pırpır daha yapıyoruz. Evet. Şimdi araya 3 adet pırpırımızı tekrardan Pardon arkadaşlar, zürafamızı tekrardan yapacağız. Bu bizim alttaki zürafamız olacak. Aradaki zürafamız olacak. Şöyle ayarlayın zürafanızı. Hemen yapıyoruz. İkinci zürafamızı da yaptık. Üçüncü zürafamızı da yaptık. Hemen bir adet zürafa daha yapıyorum. Yani dördüncü zürafamızı yaptım. Yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. Dönerken ipimizi şöyle düğme yakın alıp o şekilde çekiyorum. Buradaki pırpırımıza birleştiriyoruz. Şöyle ayarlayın. Tam ortalı bir şekilde birleştirin. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Aynı şu yapmış olduğumuz önceki pırpırlar gibi küçük bir tane pırpır pır yaptık. Buna bir tane yapacağız. Neden? Çünkü buna biz çiçeğimizi yapacağız. Hemen burada alttaki zürafamıza tekrardan ipimizi indiriyoruz. Ve aynı yere bir adet pırpır pır daha yapıyoruz. Evet, bu şekilde çiçek yapacağımız yeri de yaptık. Hemen aradaki 3 adet pırpırımızı tekrardan yapıyoruz. Pırpır diyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Zürafamızı tekrardan yapıyorum. 3 adet zürafa araya yapıyoruz. bir adet de tekrar döneceğimiz zürafamızı yapıyoruz. Evet, dördüncü zürafamı da yaptım. Tekrar yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. Bu şekilde bir önceki pırpırımızın içerisine ipimizi alıp şöyle ortalı bir şekilde tekrardan çektim. Buraya şimdi 3 tane minik pırpırımızı yapıyoruz. Birinci pırpırım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Alttaki zürafamıza tekrar çıktığımız boy kadar inişimizi yapıp hemen aynı yere bir adet pırpır pır daha yapıyoruz Evet bu şekilde üç tane üçlü pırpırlı yapacağız bir tanesini arada tekli yapacağız arkadaşlar devam edeceğiz şimdi birinci yaptım iki tane daha bu şekilde pırpırımızı yapıp geleyim sizler de yapın daha sonra çiçeklerini yapmaya başlayalım Evet ben bu şekilde alt zeminimi yaptım sevgili hanımlar gördüğünüz gibi üç tane şöyle araya üçlü pırpırlı ara koydum bir tanesi çiçek yapacağımız yuva oldu gene 3 tanesini bırakıp bir tanesini yuva koyacak şekilde yaptım bu şekilde bir alt zeminim oluştu. Şimdi renkli ipimi iğneme taktım. Modelimizin çiçeğini birlikte yapalım arkadaşlar. Şöyle yuva yapacağımız tekli pırpırımıza ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde ipimi sabitledim. Hemen küçük bir pırpır yapalım. Pırpırımız çok büyük olmasın. Bu şekilde bir pırpır pır bizim için yeterli olacaktır. Hemen yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. Şöyle tepesinde bir düğüm oluşturuyorum. Aynı yerin içerisine 4 tane küçük pırpır pır yapıyoruz. Aynı alttaki pırpır pır boyutunda 4 adet pırpırımızı yapalım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımızı yaptım. Ve dördüncü pırpırımızı yaptım. Şimdi pırpırlarımızın hepsini toplayacağız. İlk pırpıra iğnemi girdirip diğerini, diğerini ve diğerini yani dördünü de iğnemin üzerinde topladım ve bunların hepsini bu şekilde tepede topluyorum alttaki yeşil pırpıra şöyle hafif bombe vererek ipimi indiriyorum. İlk çiçek yaprağımız oluştu. Şimdi tekrardan pırpırımızı yapıyorum. Pırpırımızın içerisine girip Tepede bir düğüm oluşturdum. Aynı pırpırın içerisine dört tane tekrardan pırpırımı yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Dördüncü pırpırımı yaptım. Hepsini iğnemin üzerine topluyorum. Şöyle sondan başlayıp başa doğru hepsini topladım. Ve tepede şöyle düğüm yaparak birleştirdim. Alttaki yeşil pırpırımıza hafif bombe bırakarak inişimizi yaptık bu bizim ikinci yaprağımız oldu hemen bir adet pırpır pır daha yapıyorum yapmış olduğumuz pırpırın içerisine girip tepesinde düğümümüzü attık aynı pırpırın içerisine 4 adet pırpırımızı tekrardan yapıyoruz birinci pırpırımı yaptım ikinci pırpırımızı yaptım üçüncü pırpırımı yaptım bu da dördüncü pırpırım. Hemen son yapmış olduğum pırpırdan başlayıp iğnemi çıkartmadan bütün hepsini bu şekilde topluyorum. Tepede bu şekilde düğüm atıp birleştirdim ve alttaki yeşil pırpıra şöyle hafif bombe bırakaraktan inişimizi yaptım. 3. yaprağımızı da bu şekilde yapmış olduk. Hemen bir adet pırpır pır daha yapıyorum ve son yaprağımızı yapacağım sevgili hanımlar. Pırpırımızı yaptıktan sonra içerisine girip tepeye düğüm atıyorum. İçerisine 4 adet pırpırımızı yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Hemen üçüncü pırpırımı yaptım. Bu da dördüncü pırpırım. Hemen sondaki pırpırdan başlayıp iğnemi çıkartmadan hepsini toplayıp tepede birleştiriyoruz. Bu şekilde alttaki yeşil burguyu hafif bombe bırakarak inişimizi yapıyoruz. Bu son yaprağımızdı. Şimdi burada bir makas yardımıyla ipimizi dibinden keseceğiz. Şöyle hemen Evet. Şöyle de bir tepede birleştirirsek hepsini çiçeğimiz oluştu. Şimdi krem rengi ipten yapacağım. Bir krem, bir bordo, bir krem, bir bordo olarak çiçeklerimi tamamlayacağım. Sizler de yapın. Ben de yapıp geleyim. Daha sonra modelimizin şöyle çoklu halini görün arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Evet, ben modelimi bu şekilde ilerlettim. Çok güzel, şahane duran bir model halini aldı. Ben çok beğendim yaparken. Çok zevk aldım. İnşallah sizler de beğenip modelimi yaparsınız. Dediğim gibi ister desenli yazmalarınıza, ister sade yazmalarınıza yakışacak şahane modellerden bir tanesi oldu. Bugünlük de modelim bu olsun istedim. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni modellerden yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır destek olan videolarımı beğenip yorum yapan kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan kaydeden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Sizler de dilediğiniz yazmaya, dilediğiniz renklerde bu şekilde modelimi yaparsınız. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.